Herkese yeniden merhaba, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Yine makyajcısım. Sanırım bu konuya alıştınız ama bugün bir makyaj kanalı olarak en çok heyecanlı olabileceğim ne olabilir? Tabii ki yeni ürün denemek. Hem orijinali buradan birkaç sipariş vermiştim. Onlar geldi. Maybelline ürün yolladı. Onlar geldi. Sizle beraber deneyip böyle küçük hediyeli bir video yapmak istedim. Bugün kullanacağımız ürün Juvia's Place'in adını söyleyemedim. The Doge by Juvia's isimli paleti. Hemen açıp göstereceğim. Bu videonun kahramanı bu palet olacak. Oldukça da hafifler yani. Çok tatlılar. Şöyle ben parmakladım. Dayanamadım ve parmakladım yani. Çok güzel yapıları da var. Niki Tutorials hayranıyım. Böyle bugün de biraz onun gibi büyük takılar tercih ettim ki ruhunu yaşatabilirim içimizde. Çok fazla oyalanmadan hemen makyaja geçmek istiyorum. Ben nemlendiricimi sürdüm ve Maybelline'in bu kocaman Fit Me paletiyle, Fit Me koleksiyonuyla ya karşınızdayım. Şöyle gösterebildiğim kadarını göstermeye çalışacağım. Şöyle bir palet, paket. Oh yeah. Fit Me fondötenlerin tüm rengi ve Fit Me ailesinin en çok sevilen ürünü Fit Me Concealer. Benim en sevdiğim ürün Master Fix Powder, kontür ürünü ve Strobe Creamy. Bunlardan koyamadım geri. Bunlardan size hem hediye vereceğim hem de aynı zamanda deneyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Renk konusunda emin olamadım. Ben biraz açık yapmayı seviyorum. Çünkü çok fazla kontür uyguluyorum ve aydınlatıyorum yüzümü. O yüzden 120'leri falan kullanmayacağım. Burada 110 ve 104 arasında bir seçim yapmam gerekirse 104'ü seçeceğim çünkü şu an ten rengime daha yakın gibi duruyor. Bunun içerisinde sarı alt tonlu bayağı böyle açık halimin fondöteni olduğu için. Bu da pembe, belki birazcık daha pembemsi duruyor yani. Daha eşitleyebilir diye düşünüyorum. Birazcık daha oksitlenme payıyla vesaire vesaire olur diye tahmin ediyorum. Diğer renkleri de size hediye edeceğim. Öncesinde Bobbi Brown'un Vitamin Enrich Face Base'ini kullanacağım çünkü her fondöteni mükemmel gösteren ürünlerden biri benim açımdan. H&M süngerim ile uygulayacağım. Çünkü mat bir fondöten. Mat fondötenlerin yapıları genelde süngerle daha başarılı oluyor diye düşünüyorum açıkçası ben. Burada da ne yaptıysam sanırım tırnak geçirmişim. Ama istediğimiz kapatıcılığı vermedin sanki tatlı kız. Bayağı süngerle uygulanması gerektiği için bol bol alıyorum. Çünkü çok ince duruyor. Fit Me Poreless dediği zaman Matte Poreless. Aklıma hep böyle full coverage bir görüntü geliyordu. Ama benim adıma tam kapatıcı bir ürün değil. Orta kapatıcılıkta. Ve kat kat uygularsanız eğer size kapatıcılık verecek bir ürün. Normalden yağlı ciltler için diyor. O yüzden yani zaten mat formül olduğu için genelde kuru ciltler çok fazla mat formül tercih etmiyor. Çünkü zaten cildiniz dışarıdan sürekli su almaya çalışırken böyle mat formüllü ürünler cildinizi daha da kuru gösterebiliyor. O yüzden yağlı ciltlerin sevebileceği bir ürün. Yani daha doğrusu yağlı ciltlerin daha çok tercih edeceği bir ürün olacağını düşünüyorum. Şurası nedense çok güzel kapandı. Ama şurası bir türlü istediğim gibi olmadı. Neden bilmiyorum. Ten rengimle aşırı farklı değiller. Çünkü bunun üzerine bir de ben bol bol bronzer uyguluyorum. O sebeple gayet de iyi benim ten rengim için diye düşünüyorum. Çok pembe durmadı ama yüzümde gittikçe yani birkaç saat sonra da duruş çok önemli. Çünkü Fit Me hatırladığım kadarıyla birazcık oksitleniyordu bende. Şimdi fondötenin genel yapısını böyle anlatırsak. Çok hızlı bir şekilde dağılıyor. Yani blending harika. Cildinizde çok yoğun durmuyor. Genelde mat fondötenlerin problemi aslında budur. Cildinizde çok yoğun durur. Ama benim beklentim bu kadar ışıltılı bir bitiş değil, birazcık daha mat bir bitişti. Yine de sabitlendikten sonra belki birazcık daha matlaşır ve kapatıcılığı orta seviyede. Yani full coverage bir kapatıcı bekliyorsanız eğer çok da tercih etmeyebilirsiniz. Bence orta seviye, böyle cildimi tamamıyla porselen gibi yapmadı. Daha çok günlük kullanabileceğiniz bir ürün olarak düşünüyorum kendisini. Ama yapısı tamir ettiğimden daha da ince. Niki olacağım derken şaka yapmıyordum. Nars'ın Soft Matte Concealer'dan 2.25 kareli rengini kullanacağım şimdi göz altıma. Abi kapatıcı ne kadar mükemmel bir şey ya. Şu aradaki farkı gördükçe gerçekten makyajda benim için en önemli adımın kapatıcı olduğunu düşünmeye karar verdim.
Ya karar verdim değil, böyle olduğunu düşünüyorum. Light Shape Tape'in yeni rengi geldi dermişim. Benim eli, ben yeni rengini aldım. Light rengini seviyorum aslında. Bu kadar yani, bu bronzlaşmadan önceki dönemimde kullanıyordum. Ama biraz pembe gelmeye başladı. Yani yüzümde bir hafif bir pembelik hissetmeye başladım. Bir de biraz daha aydınlatıcı özelliği olsun, sarı alt bazlı olsun diye Fair Natural rengini söyledim. Şimdi aydınlık göstermesi adına yüzümü bunu kullanacağım. Sabitlemeden önce contour yapacağım. Maybelline Fit Me koleksiyonuyla beraber tanıtılan ürünlerden Master Conceal ürünü. Master Contour ürünü, çok pardon. Bunun bende light rengi var. Yanlış hatırlamıyorsam rengin ismini. Light diye hatırlıyorum ben bunu. Şöyle göstereyim. Bu ten rengimde o kadar çok kontür efekti yapmayacak ama gri alt tonlu olduğu için gölgelendirmemiz adına önemli bir adım olacak kendisi. Böyle burnumuzu da inceltmek için hemen kullanalım. Bunu bol bol kullanıyorum. Çünkü çok çabuk dağılıyor ve rengi çok koyu olmadığı için de rahatlıkla sürebiliyorum. Yani eğer daha açık renkler tercih edecekseniz kullanırken daha rahat olabilirsiniz o tonlarla. Ben mesela koyu renkleri tercih ettiğim için blendingde daha uzun süre zaman harcıyorum ama bu tarz renklerde hemen dağıtabiliyorsunuz. Hatta normalde böyle krem sürümleri ben fırçayla dağıtırım. Bu süngerle bile kolay dağılıyor. Koyu rengini kendime değil sizin için ayırdım. Yine bronzlaşacaklarınız olacaktır aranızda, kullanın diye. Çünkü bende birkaç tane stick alternatifi var. Böyle krem kontür denemek isteyenler için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Pudraya geçmeden önce son adım olarak bu Strobing Liquid'lerinden Master serisinde Light Iridis. Pudraya geçmeden önce son likit ürünümü kullanacağım. Maybelline Master Strobing Liquid'lerinden Light rengini kullanacağım hemen. Çünkü bende koyu rengi vardı. Yanlışlıkla koyu rengini almışım. Şimdi bu açık rengi nasıl gözükecek onu merak ediyorum. Farkındaysanız fondöten hala tam olarak kurumadı. Ki burada vantilatör açık, zaten sesini duyuyorsunuzdur. Ona rağmen böyle hala ıslak bir bitişi var. Aşırı ışıltılı değil ama bana göre aşırı matta değil. Gözenek küçültme kısmında ise çok fazla gözenek küçülttüğünü düşünmüyorum. Hani üstünde yazanla benim cildimde gördüğüm birebir aynı değil. Aynı zamanda bu strobing likitler de hani gözükmüyor kendisi. Belki üst üste uygulayarak, yoğun bırakarak kullanılabilir. Doğal highlighter sevenler için. En sevdiğim pudralardan biri Maybelline Master Fix Powder. Bunların ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum. O zamandan beri hani ilk kullandığım an böyle wow falan olmuştum. O yüzden o zamandan beri sevdiğim için mutluyum. İyi sabitleyen bir transparan pudra arayışındaysanız eğer buna kesinlikle bakın derim. Süngerimi aldım. Fazlalığını attıktan sonra böyle ince bir kat geçiyorum önce. Sabitliyorum. Daha sonra baking yapacağım. Burun kontürümüzü destekliyoruz. Her zaman için. Eğer baking yapıyorsanız bu çok gerekli bir adım bence. Öbür türlü boş kalabiliyor. RCM pudradan sonra o kadar ince geldi ki şu an yapısı. Neden sevdiğimi yeniden hatırlamış oldum. Şimdi sizi sıkmadan kaşlarımı çok hızlıca yapıp ya bir insan ne kadar heyecanlı olabilir ki ya, böyle Nicki'nin oynadığı ürünlerle oynayabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden hemen başlıyorum. Bugün böyle morlumsu bir look yapmaya karar verdim. Çünkü yakın zamanda yeşil bir makyaj yaptım. O yüzden yeşili kullanmayacağım. Şu grubu kullanmayı düşünüyorum. Öncelikle o yüzden pembeyle başlıyorum. Bu renkle başlayacağım. Geçiş rengini oluşturacağım. Sonra pembeye geçeceğim. Bu benim ten rengimde çok gözükmedi sanki. Bu renk yok yani. Pek kendisi ortalarda. Çok grimsi bir süt kahverengi. Şimdi pembeye geliyorum. Yine aynı fırçayı kullanacağım. Böyle çok fırça değiştirmeye gerek yok. Neden? Neden renk göremiyorum? Fırçam mı kötü acaba? Fırçamı değiştirdim. Daha sık kıllı bir karışma fırçası alıyorum. Çünkü istediğim pembeyi şu an göremiyorum. Yani çok pudra pudra bir görüntü var. Neden? Juvas Place. Neden bunu bana yapıyorsun? Nicki'ye miydi o bütün pigmentlerin? Gerçi o direkt ıslak ürünün üstüne uyguluyor. Belki ben çok pudralamışımdır diye böyle kendime avutayım. We are doing good, okay? Görüyor musunuz nasıl tozutuyor? En son Kylie'nin, Nicki'nin Kylie
paletini incelediği videoda böyle çok tozutuyor diye eleştirisini hatırlıyorum ve burası bu da çok tozutuyor yani. Madem öyle, vay bir dakika, mor rengi çok tozutmadı ama. Bu mor renginden büyük bir pigment bekliyorum arkadaşlar. Ben mi azalıyorum abi bu ürünü? Gerçekten şu an anlayamadım. Heh, yavaş yavaş kendimi gösteriyor ki. Bir an korktum. Mor da gelmeseydi gerçekten ne falan diye. Yine fırça değiştiriyorum. Böyle sıkılı bir fırça alacağım. Bunu buraya iyice yedireceğim. İç köşeleri iyice gelmesini istiyorum çünkü cut crease yapacağım. Buralarda da renk gözüksün ki cut crease'in bir anlamı olsun. Bence Nikki tamamıyla bembeyaz olduğu için bu renkler onda kendini manyak güzel gösteriyordu. Ben de normal bir mor gibi duruyor şu an. Şimdi ise kahverengini alıyorum. Biraz şuralara ekleyeceğim. Nerede? Pigmenti nerede? Nerede? Canım, canım. Krepes bunun rengi de. Pigmentin nerede? Bana bunu açıklamak ister misin? Evet. Bu ürünleri dağıtarak değil, önce yerleştiriyoruz. Bastıracak. Sonra dağıtıyoruz. Budur yani olay. Önce bastırıyorum. Bu da MAC'in 221 numaralı fırçası bu arada. Her zaman detay olarak kullandığım en güzel fırçalardan biri. Bu benim sinirimi bozuyor Nikki. Nikki! Nikki! Şimdi en koyu rengi aldım. Üstüne çokolat yazan renk. Bunu da aynı yöntemle uyguluyorum. Ama görüyor musunuz? Neden? Neden? Abi şu an iyi blend yapabilmek adına çok yavaş davranıyorum. Normalde davranmadığım kadar yavaş davranıyorum. Bu arada alttaki mor da neredeyse gidiyor. Benim istediğim gibi mor durmadı. Şimdi moru olabildiğince alıyorum. İç köşelere uygulayacağım. Küçük bir sinir bozukluğu yaşadım. Çünkü benim beklediğim o pigment burada yok yani, göremiyorum. Tabii ki touch shape ile cut crease vereceğim. Özellikle şimdi aldığım açık rengi kullanacağım ki renkler kendilerini çok daha iyi göstersin. İnce bir fırça kullanıyorum bunun için. Yine ince bir fırça aldım. Bu da NYX'in fırçası. Sensitik bir fırça. Buradaki mor rengini alıyorum. Lila daha doğrusu. Yes. İşte bu. Bizim Juvas Place'ten görmek istediğimiz performans bu. Bu parlaklık. Bu. Oh yeah. Oh yeah. Şimdi bu crease'in aynısını diğer tarafa da yapalım hemen. Şu mor rengin bulunduğu farımı alıyorum. Bol bol mora bandırıyorum. Ve üstüne mor rengine geçiyorum burada. Fazla pudrayı birazcık daha pudra alarak şöyle dağıtıyorum. Ki tamamıyla kurumasın. Şu anki mutluluğuma kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sok mutluyum. Sok sok sok. Hala denenecek ürünlerimiz var tabii ki. Kargo'nun Smudge Proof, Waterproof bir eyeliner'ı var. Black. Onu deneyeceğim. Merak ediyorum çünkü. Neden olmasın? Şöyle. Black mi? Yok, çok pardon. Black değil bu. Pebble Beach isimli rengi. Büyük ihtimalle biraz koyu bir kahverengi. Şimdi buraya uygulayalım. Alt köşeyle birleştireceğim için biraz geniş bir eyeliner uygulaması yapıyorum. Kesik uçlu fırça ile hızlıca dağıtıyorum. H&M'den bir kirpik ile devam ediyorum. Böyle bayağı pofidik bir kirpik ama çok da gösterişli bir kirpik değil. Bu benim artık kaçıncı kullanışım hatırlamıyorum. 4 falan herhalde. Çünkü bir daha bulamadım aynı. Üst tarafa kirpiklerimi taktım, hemen geldim. Kamera karşısına takmak biraz zor oluyor. Şimdi orta kahverengi alacağım. Ve alt kirpik dibime geçeceğim.
Şimdi yeniden moru alıyorum. Sadece üstünden geçeceğim rengin. Böyle yoğunluğunu arttırmak istiyorum çünkü aşağıdaki tonun. Sadece bitişe böyle çok hafif koyu renkten ekleyeceğim. Ama zaten çok da fazla eklenmedi. Korktuğum gibi olmadı. Şu an Ebru Şanlı'ya benzemedim mi? Böyle bir Ebru Şanlı havası aldım kendimde. Aslında ben bunu yeni almıştım ama yeni aldığım yeni ürünler videosu çekmediğim için ekstra göstermemiştim öyle aldığımı vesaire. Şurada bir şey mi var? Buradaki bronzer'ı şimdi geçeceğim. Geçmek istediğim yerlere. İki rengi karıştıracağım. Bir an tek başına mı kullansam diye düşündüm, sonra vazgeçtim. Hem highlighter gibi oluyor hem de ağlık gibi oluyorlar. Çok tatlı oluyorlar. Sıra geldi Bobbi Brown'ın triosuna. Bu High Shise Shimmer Brick trioları. Rose, neymiş bunun adı? Copper Diamond ve Apricot. Apricot'u uzun bir süre tek başına stoğa getirmediler. O yüzden onu gördüğüm zaman bayağı mutlu oldum. Böyle yazın tek başına uygulamak istediğiniz zaman bronz cildinizde efsane duruyor. O yüzden tatili gitmeyi bekliyorum onun için. Bu arada bu videoyu da erken yükleyeceğim için en azından burada da söylemiş olayım. 18-19 Ağustos arası İzmir ve çevresinde gelin makyajı için ulaşmak isterseniz mail adresim aşağıda olacak. Oradan yazabilirsiniz. Çünkü bu tarihlerde orada olmayı planlıyorum. Şimdi biraz da pembe alıyorum yine aynı fırçayla. Böyle allığımın üstünden geçer gibi onu da uyguluyorum. Çünkü neden olmasın? Hiçbirimiz yeteri kadar highlighter'a sahip değiliz ne de olsa. Şimdi hem sabitlemek hem de highlighter'ımı bir sonraki adıma taşıyabilmek adına Fix Plus sıkıyorum. Ve bu kez yalnızca açık renklerin üstünden geçeceğim. Yanana! Şu an kendime aşık oldum galiba. Böyle bazı makyaj videolarını çekerken gerçekten çok iyi oldu falan diye kendi kendime söylediğim zamanlar oluyor. O yüzden kendimi çok beğenirsem lütfen bana kızmayın. Çünkü çok seviyorum makyaj yapmayı. Şimdi ruj olarak önce pastel 31 numarayı uygulayacağım Daylong'larından. Tam ritimden tabii ki birazcık daha şeftali durdu. Çünkü gözümde çok fazla soğuk tonu var. Kendi kendime nazar değdirdim. Kendi kendime nazar değdirdim. Kırılmamış. Düşürdüm ve shimmer brickler çok hassas ürünler. Kırılsaydı gerçekten ağlardım yani şurada. MAC'in Playing on Koi isimli rujunu geçeceğim üstüne. Bu tek başına çok pembe duruyor. O yüzden böyle karıştırıyorum. Sizce bitti mi peki? Ben böyle bitirebilir miyim? Dudağıma bir parlaklık katmadan olabilir mi? MAC'in Ariane Grande Lip Gloss'unu süreceğim şimdi. Bu da bayağı parlak bir ürün. Bunu sadece böyle ortalara geçeceğim. Kenarlara çok geçmeyeceğim. Bugün değişik bir ürün uygulayayım. L'Oreal'in Volumissime Extra Black Mascara'sını uyguluyorum. Bilgisayarın adaptörünü Kıvanç'ta unutmuştum. Kıvanç şimdi geliyormuş. Ona da mutlu oldum. Daha da enerjim yükseldi. Bugün gerçekten çok mutluyum. Bu benim hani YouTube camiasında görmeyi en sevdiğim makyaj videolarından biri. Umarım sizin açınızdan da bu yüzden böyle zevk verici oluyordur. Cut crease'ler, parlak işte eyeshadow, parlak bir dudak, güzel bir ten ve bomba bir highlighter görünce gerçekten falan diye böyle bu videoyu özel zaman ayırmam lazım diye hissediyorum. O yüzden bu heyecanımı sizinle böyle bir paylaşmak istedim. Videomuzun çekilme sebebi. Sizin en çok dikkat ettiğiniz şey şu an gözlerdeki bu cut crease. Bu paylaş sayesinde oldu. Ama beni acayip büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Niye? Niye yani? Niye yaptın bana bunu? Canım. Şöyle ben size hafifçe kollarımda da göstereyim. Bak gördün mü? Şuradaki pembe rengi var. Bir de benim crease'deki pembe rengine bak. Bütün matları göstereyim önce isterseniz. Sonra diğerlerini göstereceğim. Şu zaten bende gözükmüyor yani. Gördünüz mü? Ter rengimle aynı. No. Canım gel. Gel buraya. Yani çok da bir şey yok gibi.
Bir de şuna bakın. Mat renkler bana sorarsanız rezalet. Hani Juvas Place'e bunu söylemek istemezdim. Ama beklenti ve hayaller ve hayatlar gerçekten çok farklıymış. Beni biraz üzdü kendisi. Çok tozutuyorlar. Gözde çok tozutuyorlar. Bilmiyorum yani, yapısı kaliteli gelmedi, anladınız mı? Benim sevdiğim o mat ile aynı değil. Yani şu an tam olarak hangi kelimelerle anlatacağımı bilemedim. Sadece dediğim gibi çok ince yapılı. Pigmentini çabuk vermiyor. Elde de zaten pigment göstermedi kendini, gördüğünüz gibi. Yani mat renklerle işiniz zor. Ama şimdi ışıltılara geçeceğim. Işıltılı renkleri mükemmel. Yani yarı yarıya değiller aslında. 4 tane ışıltılı renk için alınır mı palet? Ben aldım. Çünkü yani bu mat tonların bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Şu ne yani? Görüyor musunuz? Şu an gözüme çok yoğun bir şekilde onu kullanmadım. Bu ne? Yani bu mükemmel mesela. Harika. Şimdi yeşile bakacağım. Bakın. Bu da mükemmel. İçinde biraz altın ışıltısı var. Şuraya da biraz gelsin. Görün. Bu da mükemmel. Şimdi griye bakalım. Gri de şeffaf. Burada göründüğü kadar koyu bir gri değil. Şöyle. Görüyor musunuz? Bunların yansımaları efsane. Yani bana göre paleti arzunu nesnesi haline getiren renkler bunlar. Mat renkler dediğim gibi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama benim istediğim şey zaten şunlardı. Hani Juvas Place'in Nikki ile beraber özdeşmiş görüntüsünü verebileceğim ürünlerdi. Ben yine bu kat griyse çok yoğun Jaclyn Hill'de kullanabilirim. Ama Jaclyn Hill sanırım şu an, ben bunları bu arada orijinali buradan aldım. Tavsiyem, eğer bir far paletine para vermek istiyorsanız ve benim gibi, ya benim gibi değil de gördüğümüz herkes gibi, yani bu tarz makyajları denemek istiyorsanız, yoğun ürünleri, bazen doğal makyaj yapayım bazen yapmayayım diyorsanız kesinlikle Jaclyn Hill alın. Hani bu tarz şeyler çok güzel, kendinizi çok güzel tatmin ediyorsunuz ama bir tane olsun tam olsuncuysanız eğer, tabii ki denemek istiyorsanız bence hepsini alın. Çünkü ben de hepsini denemek istiyorum. Çünkü ilk deneyimin biraz kötü oldu Juvas Place'te. Belki diğerlerinde bu kadar olmaz diye umut ediyorum. Touch Shape Tape zaten çok sevdiğim bir ürün. Ben çok fazla full coverage seviyorum. Gözaltımda tam kapansını seviyorum. Çünkü gözünüz üstünde ne uyguladığınızın bir önemi kalmıyor. Eğer gözaltınıza iyi bir şekilde kapatıcı uygulamazsanız. O yüzden Touch Shape Tape benim artık kitimden asla çıkacağını düşünmediğim bir ürün. Narcisse mesela bu soft matları kuru gözaltlarında çok topaklanma yapabiliyor. O yüzden ilk elimin gittiği ürün o olmuyor. Çok konuştum. Fakat gerçekten çok içime sinen bir görünüm yaptım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Biraz konuşma kısmının uzun olduğunu farkındayım. Ama benim yorumlarımı merak ediyorsunuzdur diye bunu da söylemeden edemez. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.